İlçe başkanım, değerli belediye başkan adayım, değerli Bakırlılar, değerli Gelenbeliler, değerli Karakurtlular, değerli İlyaslılar, değerli Kırkasi elçilerim, analarım, bacılarım, kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Alnımız açık, alnımız pak, hesap verebilir bir anlayışla 5 sene Manisa'da çok büyük hizmetlere imza attık. Manisa'nın nasıl değiştiğini bizzat Manisa'ya gelip gözlerimle şahit olanlar, Manisa'daki değişimi bizzat basın yoluyla, broşür yoluyla, Haydi Kadınlar Manisa projesi kapsamında bizzat Şehzadeler şehrini gelip gören tüm hemşerilerimiz bunlara bir fiil tek tek şahit. İşte Manisa'da 57 mahallede yaptığımız bütün değişimle, hizmetle Cumhuriyet Meydanı'ndan, Malta Parkı'ndan, Atatürk Gençlik Merkezi'nden, Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndan, Ototerminalinden, Gediz Islahı'ndan, Çanakkale Şehitli Anıtı Diyaraması'ndan, Kurtuluş Savaşı Kahramanları'ndan, futbol sahalarından, Ulutepe İkiz Kuleler Derneklerinden, şehir teraslarından, Oda Dernekler Hizmet Binası'ndan 450 araç otoparkıyla Manisa'da hizmeti yapmanın gururuyla bugün karşınızdayız. Tabii bırak artık Kemal. Dur. Tabii en önemli yaptığımız hizmetlerden bir tanesini biliyor musunuz değerli hemşehrilerim? Bir gıda bankası hizmetini Manisa'da hayata geçirdik. Bunu Allah nasip ederse bütün ilçelerimizde 17 ilçemizde de hayata geçireceğiz. Kırkkaş'ta da geçireceğiz değerli hemşehrilerim. Ne yaptık biliyor musunuz? İlk geldiğimizde 2009 yılında Manisa Belediyesi'nden 2850 kişi eve adres yemek gidiyordu. Dedim ya şu yemekler kimlerin evine gidiyor bir araştırın bakalım. Müdürlük olarak bir araştırmaya gittim. Evinde LCD ekranları olanlar mı aramazsınız? 5 katlı evi olanlar mı, apartmanı olanlar mı aramazsınız? Evinin önünde en lüks cipleri, araçları olanlar mı aramazsınız? Evine gönderdiğimiz yemeği inanın şahidiz bunlara çöpe atanlar mı aramazsınız? Ne kadar yandaş, akraba, eş, dost varsa, siyasi olarak tanıdık varsa bütün herkesin evine yemek gidiyormuş. O günün şartlarında aylık Manisa Belediyesi'ne maliyeti bunun 2009 yılında ilk geldiğinde 400 milyonun üzerinde bir bedel ödeniyordu. Bunların tespitini yaptıktan sonra tamamını kapattık biz, kaldırdık. Niye mi yaptık? Dedik, gerçek ihtiyaç sahibi insan, vatandaş bize müracaatını yapacak. Üzerine tapulu malı olmayacak. Kapı dairesinden belge getirecek. Gidecek kapı dairesinden belge alacak, üstüne tapu yok. Gidecek Bağkur SSK'dan belge alacak. Üzerine maaş olmayacak. Ve önüne de dilekçeyi vermek suretiyle müracaatını yapıyor. Orada bitiyor mu? Bitmiyor. Bununla ilgili oluşturduğumuz Sosyal İşler Müdürlüğü kurduk. Köprüden ayırdık. Gönüllü bayanlarımızı oraya monte ettik. Bize müracaat eden kardeşlerimizin, bacılarımızın evlerine bizzat giderek, burasını iyi dinleyin,
Yarın buralarda da olacak bu kardeşlerim. Evine giderek, evin kapısını açarak, evin içine girerek, bir fiil evin içinde yapılan komisyon çalışmasıyla gerçek ihtiyaç sahibi insansa encümenlerle kararını geçirmek suretiyle ne yapıyoruz? Oluru okey çıktıktan sonra bir bankamatik kartı gibi kart veriyoruz. Bunun adı Gıda Bankası Market Kartı. Manisa'da büyük bir market yaptık. Pelivanoğlu gibi, Kipa gibi. Düşünün, içine girdiğinizde her şey var. Markette ne varsa bizim belediyenin Gıda Bankası marketinde de o var. Her ay, her ay o karttan hangi gün, hangi saatte o gıda markete gelip alışveriş yapacağını vatandaşımız biliyor. Kesinlikle karışıklık da söz konusu değil. Bizde TL yok. Bizde para geçmiyor. Bizde kredi var. 40 kredi karşılığında 100 liralık bugünün şartlarında 100 liraya tekabül eden alışverişine giriyor kardeşim, bacım, hemşerim alışverişini yapıyor, çıkıyor. Her ay ama bakın 13-14 aydır biz bu hizmeti veriyoruz. Şu anda kaç bin kişi oldu biliyor musunuz Manisa'da? 3250 kişi şu anda o marketten alışveriş yapıyor Manisa'da. Helal hoş olsun. Ama bak, işte yarın da inşallah Vedat Başkanım'la beraber 40 ağaçta bu Gıda Bankası'nı da market zincirini de buraya kuracağız. Gerçek ihtiyaç sahibi bütün kardeşlerim buradan kartını da alacak, alışverişini de yapacak. Biz yalan konuşmuyoruz. Bizde yalan dolan yok. Yalan atma yok. Ücret var. Manisa'da yapılan bunca hizmetten sonra insanlar artık öylesine mutlu ki 5-6 sene öncesi Manisa'nın sokakları saat 7'den sonra bomboştu. Hayat durmuş olurdu saat 7-7.30'dan sonra. Bütün ne kadar cami aydınlatmalarından tutun, İlk öğretim, orta öğretim, liseler, kamu kurumları, bütün resmi daireler olmak üzere hepsinin tamamında iyileştirmeleri yaptık. Gece aydınlatmalarını yaptık. Sevgi yolları hallerine getirdik. Sosyal alanları genişleterek Manisa'da insanları sokağa çıkardık. Artık gecenin 12'sinde değil birinde bile bir öğrenci, bir bayan, bir ailemiz çocuğuyla sokakta huzur ve güven içinde gezebiliyor. Kendini bulunduğu şehirde, mahallede huzurlu ve güven içinde yaşamını sürdürüyor. İşte bütün mesele insanımızı mutlu etmek amacıyla da sosyal belediyeciliği çok önemli. Değerli hemşerilerim, bakın bu 5 yıl boyunca biz hiç kimseyle kavga etmedik. Zaman zaman bizi bu kavga ortamına sürüklemek isteseler de bu oyunlara gelmedik. Allah'a çok şükür bu oyunlara gelmediğimiz gibi belediyecilikte kavgayla olmaz. Kavga edersen işine bakamazsın, icraatına bakamazsın. Sonuç itibariyle Allah'a çok şükür biz sadece işimize baktık. İcraatımıza baktık. Vatandaşımıza hizmet etmeye baktık. Değerli hemşerilerim, büyük şehir oluyoruz artık biliyorsunuz. Yaklaşık 2012'nin son aylarında büyük şehir kanunlaştı. 17 ilçesi 870'e ulaşan beldesiyle bütün bir şehir oluyoruz. Büyükşehir ne getiriyor? Büyükşehir büyük bütçeyi getiriyor. Manisa Belediyesi'nin 65 milyonda aldığımız gelirini nasıl ki 5 yılda 195 trilyona getiren bir belediye
olduysak, işte Büyükşehir'de de 1 milyonun üzerindeki bütçeyi yönetecek adama oy vereceksiniz. Devlet söyleyin. Bu parayı kime emanet edeceğinize oy vereceksiniz. İşin ehline vereceksiniz. 5 senedir Manisa'da yapılan hizmetleri, gösterdiği projeleriyle hayata geçiren insanları tercih edeceksiniz. Allah'a çok şükür biz bugün bunun hesabını verebilir bir şekilde karşınızdayız. Çalmayan, çırpmayan, tüy bitmemiş yetimin aklını yemeyen bir anlayışla iş yapan insanlara vereceksiniz. Kutucuklara doldurmayan insanlara oy vereceksiniz. Bakın, biz daha Büyükşehir bütçesine ulaşmadan geçen Haziran'dan beri yaklaşık 8 ayın üstünde 9. ayını sürüyoruz. 870 tane köy ve beldemize, 17 ilçemize Manisa Belediyesi'nin bütçe imkanlarıyla 40 trilyonun üzerinde yatırım yaptık. Daha Büyükşehir olmadan Manisa Belediye bütçesiyle oldu bunlar, bir kere daha söylüyorum. 150 kilometrenin üstünde köy yolu asfaltlamasından tutun, 550 bin metrekarenin üzerinde taş dağıtımı döşemesinden tutun, çöp konteynerlerinin dağıtımından tutun, oyun gruplarından anaokulları çocuklarının sınıflarına kadar bütün bu hizmetlerimizi ulaştırmaya çalıştık. Durak göndermeye çalıştık. Az da olsa gönülden 2 tane oturak göndermeye çalıştık. Hiçbir ayrım yapmadık bu süre içerisinde. Şu, o köy AK Partilidir, bu köy CHP'lidir, bu köy demokrattır, bu köy MHP'lidir ayrımı yapmadan nasıl Manisa'da 57 mahallede hiçbir ayrım yapmadan bütün hizmetlerimizi her sokağa götürdüysek, bu süre içerisinde de bu destek ve katkılarımızı yaparken hiçbir ayrım yapmadan mevcut teşkilatlarımızın, belediye başkan adaylarımızın bize vermiş olduğu nüfus kriterlerine göre bu hizmetleri göndermeye çalıştık. Helali hoş olsun yaptığımız hizmetler. Tabii. Şimdi bugünlerde Hüseyin Tanrıverdi kulakları çınlasın. Benim de kendisi dostumdur. İyi de görüşürüz. Manisa Spor süresi içerisinde bir fiil benim yaptığım görev süresi içerisinde 6 sene kulüp başkanlığını yapmıştık. 99 ile 2005 arası. Manisa Spor'u 3. ligden alarak Vestel'le bir sene birlikteliği sağladıktan sonra, bir sene sonrası 2000 yılında Süper Lig'e çıkardığımız o süreç vardı. Vestel Manisa Spor olarak. O zaman direkt 6 sene kulüp başkanlığı yaptığımda da Hüseyin Bey'le çok deplasmanlara gitmişizdir, gelmişizdir. Şimdi Hüseyin diyorum çünkü arkadaşımız, aynı zamanda tabii ki milletvekilimiz. Diyor ki şimdi her gittiği yerde, benim diyor vatandaşımı 2 oturak, 1 durakla kandıramazsın diyor. Şimdi ben de kendisine her gittiğim yerde cevabı veriyorum. Burada da vereyim. Ey Hüseyin Tanrıverdi, 12 senedir sen bu memleketin, Manisa'nın milletvekilisin. Çeşitli belediyelikler elinde, işte Kırkağaç'ta 5 senedir AKP'nin belediyesi. Bu süre içerisinde buradaki köylere bir tane oturak gönderdin mi? O zaman İl özel idaresi devletin gücü elindeydi. Bugüne kadar bir tane durak mı gönderdin bu köylere? Cevap ver, şeytanı verdi. Şimdi az da olsa biz karınca kararınca gönlünden bir şeyler göndermeye çalıştık. Şimdi baktık 2 aydır taş gönderdik, Haziran'dan beri dağıtımı devam ediyor. Başladılar il özel idarelerinden taş yağdırmaya köylere. Durak göndermeye başladılar.
oturak göndermeye başladılar, hizmet götürmeye çalıştılar. Vardır, Allah razı olsun hepsinden, bir taş üstüne taş koydular ama biz Allah katında huzurluyuz. Vesile olduk, sevaba girdik bir kereden sizin için en azından. Allah kabul etsin sevabımızı, vesile olmamızı. Sonuçta Hüseyin Bey kardeşim, şimdi bu büyük şehir diyor, kanunu ben yaptım. Bunun mimarı benim diyor. Ey Hüseyin, tanı verdi. Önce sen belediyeciliği bir öğreneceksin. Mali idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptın yıllarca. Belediyeciliği ne kadar bildiğini şimdi bir iki örnekle size vereceğim ben. Siz de kararınızı ona göre verin. Hüseyin Bey'in ne kadar bu belediyeciliği bildiğini. Şimdi geçenlerde Hüseyin Bey Manisa'da bir tesislere gidiyor. Bütün basını alıyor, topluyor. Televizyonları alıyor, götürüyor. Diyor ki, geri dönüştürülemeyen atıklar vardır diyor. Bakın burasını iyi dinleyin. Geri dönüştürülemeyen atıklar vardır diyor. Bunun adı tıbbi atıklardır diyor. Allah nasip ederse diyor, Büyükşehir Başkanı olunca ben Manisa'nın tıbbi atık tesislerini yapacağım diyor. Ben de akşam internetten okudum bu haberi. Ertesi gün de basına, medyaya, gazetelere düştü. Ey Hüseyin Tanrıverdi! Biz Manisa Belediyesi olarak 2,5 sene önce tıbbi atık tesisini Manisa'ya kurduk. Senin haberin yok da haberin! Haberin yok! Manisa'da hangi hizmetin yapıldığından da haberi yok. Sadece Manisa'nın 17 ilçesi değil, İzmir'in 31 ilçesi dahil olmak üzere İzmir'de daha tıbbi atık tesisi yatırımı yapılmamış. Aman kafaya gitmesin. İzmir'de daha tıbbi atık tesisi yapılmamış. Biz bunu Manisa'da gerçekleştirdik. İzmir'in de bütün ilçelerinin tıbbi atıklarını topluyoruz, sterilize ediyoruz. Onun için Hüseyin Bey, daha öğrenciye çok şey var. Belediyemizde para kaldı mı? Belediyemizde para kaldı mı? Şimdi değerli hemşehrilerim, bakın Hüseyin Bey'den bir dona daha vereyim de geçeyim artık Hüseyin Bey. Fazla takılmayalım Hüseyin'e. Sonuçta Ankara'dan bundan bir ay öncesi katı atık bertaraf tesisleri yapmak üzere bir firma yetkilisini Manisa'ya getiriyor genel müdürlüğü. Diyor ki yine başlıyor, bütün basını topluyor, televizyonu. Nereye gidiyor? Çöplüğe gidiyor. Bizim Manisa'da mevcut çöplük var ya, 40 senedir yapılamayan o çöplük. Allah'a çok şükür biz bütün projelerini, her şeyini bitirdik. Şu doğanda bakanlığa teslim ettik her şeyiyle. Allah nasip ederse bir aya kadar bakanlık tahsiline mütakip katı atık tesislerinin ihalesini de yapma noktasına geldik. Artık her şeyiyle bitirdik. Şimdi Ankara'dan bir firma yetkilisini getirmiş. Diyor ki işte bu firma ITC firması, ismini de veriyorum çünkü ilan etti bunu basına. ITC firmasının yetkilisine bu işi diyor bu firma yapacak. Manisa'nın çöp işini bu firma yapacak diyor. 200 milyon diyor, para diyor yatıracak diyor. Belediyeden bir kuruş çıkmayacak diyor. Şimdi Hüseyin Bey, biraz önce söyledim ya değerli hemşehrilerim, daha işin belediyeciliğinin nasıl prosedürün yürüdüğünden daha haberi yok Hüseyin Bey'in. Önce bu işin bir kere ihalesini yapmak zorundasın. O ihaleye kimin gireceğinin kararını sen veremezsin. O firmayı işaret edemezsin. Yandaşlara işaret edemezsin. Kollayamazsın. Daha işe başlamadan yandaşları belli ediyor. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Suçtur, suç. İhaleye fesat karıştırmadır bunun adı. Sen ihalesiz bir işi başkasına veremezsin. Hüseyin Efendi, o firmada 200 milyon yatırım yapacak. Aptal da enayi de yazıyordu alnında.
200 lira babasının ayrında yatacak o parayı, öyle mi? Her ay Hüseyin Bey'e soruyorum, 1,5 aydan beri cevabını alamıyorum. Ton başına maliyet o firmaya her ay kaç para ödenecek Hüseyin Bey? Çık bunu bütün Manisalılara açıkla. Ayda 5-6 trilyonun üstünde, eğer altında bir bedel ödenecekse çık açıkla. 29 yıl Manisalıları bu bedeli ödetmeye mahkum ettirmeyiz biz.